her birim hangi işlev için var olmuşsa mutlaka onu yerine getirmek suretiyle kulluğunu ifa edecektir. Ancak o işlevin sonucu yanmayı yaşamak olabilir ya da o işlevin sonucu huzur ve mutluluk olabilir. Petrol yanmak içindir, bal yenmek için. Her biri özel işlevleri için vardır. Biri diğeri olmaz. Gübre böceğinin mutluluğu gübrede yaşamaktır. Arının mutluluğu güllerde dolaşmakta. Siz gübre böceğini güllerde yaşatıp arıyı gübreye batırırsanız Rabbül Alemin'i tanımıyorsunuz demektir. Yaratılmış her birim Rabbül Alemin'i tanıyacak diye bir kural yoktur. Karşınızdakinin, Rabbinin onu yaratmaktaki muradını anlayamamışsanız işlevine bakarak, bu defa onu kendi Rabbinizin istediği gibi olmaya, yaşamaya zorlarsınız. Böylece ona zulmetmiş, zalimlerden olmuş olursunuz. İşte böylece de cehenneminizin ateşini tutuşturdunuz. İşte böylece de cehennem ateşinden bir ateş olan hastalıkların kapısından içeri girdiniz. Çünkü gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bu isteğinizde ısrar sonucu üzülmeye veya kızmaya başlayacak, bu konuda aşırı gidince de yanacak, hastalanacaksınız aşırı stresten. Oysa fark etseniz, bilseniz, idrak etseniz, hazmetseniz bu gerçeği, hastalığınıza, yanmanıza sebep olan olayın ateşi sönecek ve cehenneminizden azat olacaksınız. Fark edin artık Rabbül Alemin olmadığınızı ve asla olamayacağınızı. Allah sizi ateşe atmaz. Siz Rabbül Alemin'i inkar suretiyle kendinizi yakmaya başlarsınız. Rabbül Alemin demek başka şeydir. Rabbül Alemin'e iman etmek başka şeydir. Rabbül Alemin'i seyretmek başka şeydir. Ashab-ı yemin Rabbül Alemin der, yanması bitmemiştir. Mukarrebun Rabbül Alemin'i seyreder cennette. Kesinlikle kavrayalım ki Rabbül Alemin her birimi kendine özgü bir işlevle yaratmıştır. Kimseyi sizin işlevinizi yerine getirmesi için zorlamayınız ki yanmayasınız, hasta olmayasınız. Hastalıkların pek çoğunun kökeninde üzüntü, stres ve elbette Rabbül Alemin'i inkar yatar. Sonuç kişinin cehenneminde yanmasıdır. Nebilerin dahi kendi eşlerine ya da evlatlarına faydası olmadığını, yani yaratılış işlevlerini değiştiremediğini okuyabilmişseniz Kur'an-ı Kerim'de, siz de bu yüzden cehenneminizde yanmaktan kendinizi azat edersiniz. Şurası kesindir ki, hiç kimse Rabbül Alemin'in belli bir işlevle yaratmış olduğu yapıyı değiştirmeye muktedir değildir. Kur'an-ı Kerim, geçmişin hikayeleri kitabı değil, sünnetullahı kah olaylara dayalı, kah da işaret mecaz yollu anlatan bir kitaptır okumasını bilene. Buna göre her insan Rabbinin, yani kendini meydana getiren Allah isimlerinin işaret ettiği manaların açığa çıkma mahalli olarak yaratılmıştır. Bu işlevi yerine getirmeme gibi de bir şansı yoktur. Siz varoluş programınıza uymayan programlarla beraber olmama şansınızı kullanabilirsiniz. Ama asla karşınızdakinin programını değiştirtme gibi bir yanlış yola girmeyiniz. Zira bunu yaparsanız
O yanlış yolun sonucunda varacağınız yer cehenneminiz olacaktır. Çünkü hiçbir yaratılmışta karşısındakinin programını değiştirme kuvvesi yoktur. Siz ancak hakkı tavsiye edebilirsiniz ama asla zorlama hak ve yetkiniz yoktur. Bunu denerseniz sonuç hüsrandır. Bu yüzden kaybettiklerinizin değerini anladığınız süreçte de iş işten geçmiş ve uğradığınız zararı telafi etme imkanınız kalmamıştır. Rabbül Alemine, her bir alemin, birimin belli bir programla var edenine, yani iman edene ise ne bir korku vardır ne bir hüzün, artık o tatmin olmuş bir bilinç haliyle cennet yaşamına davet edilir, razı olmuş olarak. Cehenneminden kurtulmak, nefsini tanımaktan değil, Rabbül Alemine iman etmekten geçer. Bunu çok iyi anlayalım.